Can vaktimizi bir saat falan aldı. İlk önce arkadaşlarımın kapaklarını deldiler. Şurada pipetleri motora bağladık. Böyle bağ tarafta da bağladık. Sonra bu motorlara kabloları bağlayıp pilimizi o arabanın üst kısmına bağladık. Sonra kabloları pile yerleştirince böyle çalışıyor. Peki bu kabloları neye göre bağladınız? Hocam biz bunu mesela buradakilerini buraya bağladığımızda, bunu da buraya bağladığımızda böyle koyunca böyle gidiyor ama biz bunları buraya bağladığımız için, bunu da buraya bağladığımız için bu tarafa gidiyor. Peki o kutuplar ne? Onları bana söyler misin? Hocam, O burası dediğin şeyler ne yani? burası eksi kutbu, burası da artı kutbu. Ha, bir dakika şimdi. Ben tam olarak anlamak için soruyorum. Artı ile artı yan yana gelince, onları birleştirince ileri mi gidiyor? İlerlemiyor. Neden ilerlemiyor? Hocam, çünkü kablo enerjiyi hem artıdan hem eksiden alması gerekiyor. Artıdan tek alınca gitmiyor. Bakabilir miyiz mesela? Bir artıya koy. İkisi hayır. İkisi orası kapalı. Ondan dolayı. Çıkartın bakalım. Şimdi aynı motordan gelen iki kabloyu da gitmiyor hocam. Gitmiyor. Tamam. Hocam Peki bir şey diyeceğim. Bir dakika, kabloları bir bakmam lazım. Bunları birleştirmişsiniz sanki, değil mi? Bunları birleştirmişsiniz. Bu birleştirdikleriniz hangi kutup? Artı. Artı kutbu yaptınız. Evet. Bu ise eksi kutbu temsil ediyor. Tamam. Peki şimdi artı ve eksiler böyle bunları birleştirdiniz. Bunlar da kendi arasında mı gücü paylaşıyorlar? Evet hocam. Tamam, akımı paylaşıyorlar. Tamam. Peki. Şimdi bunu değdirdiğimizde çalışıyor. artı ve eksi olduğundan dolayı çalışıyor. Hocam böyle dönüyor şimdi. Bunların yerini de değiştirelim. Şimdi ne tarafa doğru dönüyor? Geriye doğru, ileri. İleri doğru dönüyor. Peki yer değiştirin bakalım. Hocam geri gidecek. Çok güzel. Evet, bu da geri gidiyor. Tamam. Hocam bir de bu kablolar çıplak olduğu için bu eksi kutbuna temas ettiği için dönmüyor hocam. O yüzden temas etmemesi gerekiyor. Bir daha söyleyebilir misin o söylediğini? Hocam bu artı kutbu yani bu kablo çıplak olduğu için hocam bunları pile takınca bunlar temas edince dönmüyorlar. Anladım. O şekilde olmuyor. Peki siz pil haricinde başka nasıl bir güç kaynağı Güneş kullanabilirdiniz? paneli. Güneş paneli Evet. kullanabilirdik. Peki güneş panelinde neden tercih etmediniz? Ya hocam yani güneş panelini eğer kullansaydık yani kullanmadık. Çünkü onu tam yerleştiremezdik yani. Büyük olduğu için. Büyük olduğu için mi? Peki güneş panelleri nasıl çalışıyor? Onu hiç denediniz mi? Hocam burada eksi artı kutupları var. Onun da Onun da eksi. Onun da eksi artı kutupları var. Çok güzel. Peki neden güneş panelini Hocam denemediniz? Büyüklüğünden ziyade başka ne olabilir? Aslında biz güneş panelinde nasıl yapacağımızı tam olarak anlamamıştık güneş panelinde. O yüzden pilde yapmayı denedik. Peki güneş panelini de zor olan şey neydi? Nesini anlamamıştınız? Hocam orada eksi ve artı kutuplarına kabloları bağladığımızda çok zor bağlıyorduk. O yüzden pile yapmayı denedik. Zor bağlamanızın sebebi ne? Kablolardan mı kaynaklı? Evet hocam. Kablolar kısa mı Hocam, geldi? kısa He, geldi. kısa geldiği için. Kısa olmasaydı biraz daha uzun olsaydı bağlamakta zorluk çeker miydiniz? Hayır. Çekmezdiniz. Peki. O zaman onu da kullanabilir miydiniz? Evet. Peki. Ama Çok güzel. şöyle bir sorunu var güneş panellerin. Ya onun
güneş lazım yani. Güneş bir alanda bir şey yapmamız lazım. Evet. Ama yani çok zor da zaten enerji şey oluyor. Hı-hı. Onun için ampul kullanıyoruz. Ampul kullanıyoruz. Oradan da güçlük çekiyoruz yani ampulü tutmak için. Bu yüzden pil daha böyle mantıklı oluyor. Daha mantıklı oluyor. Peki bir şey soracağım. Bunun hızı sabit mi? Evet. Yani hızını değiştiremez miyiz biz bu tekerleklerin dönme hızını? Evet. Hocam pili başka bir pil takarsak. Nasıl bir pil? Yani farklı olan ne olacak o pilde? Küçük mesela bu ayrık olsaydı, küçük olsaydı, bir tanelik olsaydı. Farklı böyle bir şey oluyor. O küçüklük daha mı yavaş döndürecekti? Daha yavaş döndürecekti. Neden? Ya yani küçük olmasında neden hocam, fark var? Çünkü hocam bunlar ikili ve çok enerji gücü fazla. Gücü fazla. Küçüklerde az olduğu için yavaş döndürecek. Bunun gücü ne kadarmış, enerjisi ne kadarmış? Bir bakın bakalım. Arkasında var ama hocam. Arkasında mı? Bir bakın bakalım. Bunu önceden baksaydınız değil mi? Evet hocam, basıklık. Nerede? 9V yazıyor. 9V. V dediğin şey ne? Volt. Peki. 9 volt. Mesela 9 volt değil de 5 volt olsaydı. Daha yavaş giderdi. Peki. Başka ne sorabiliriz size? Mesela siz kendinize ne sordunuz? Bunu yaparken kendinize neler sordunuz? Şey, tekerlekleri nasıl yapabiliriz? Hangi şeylerle yapabiliriz? Terleri nasıl koyabiliriz? Nasıl gitmeli? Onlarla bir araştırdık ve bulduk. Nerelere baktınız peki araştırırken? Pilleri, pillere baktık hocam. Artı ve eksi kutuplarına baktık. Evet. Eksi kutuplarına baktık ve yönlerini bulduk. Yönlerini buldunuz? Evet. Peki, çok güzel. Hocam bir de biz bunu ilk yaptığımızda bu pipet şu motora bağlı, kapağa bağlı değil. Hocam biz bunu kapağa bağladığımızda hocam böyle çok sıkışma oluyordu, dönmüyordu. Biz bunu böyle motora bağlamayı denedik, böyle daha doğru. Öyle oldu. Peki bir şey göstereceğim. Demin arkadaşlarınız bir tane çalışma vardı. Onu bir getirebilir misiniz? Onda da mesela sürekli teker çıkıyordu. Sanki siz burada tekerle ilgili farklı bir durum yapmışsınız. Evet hocam. Ne yapmışsınız? Bir gösterebilir misiniz arkadaşınıza? Bakın. İlk önce şöyle bir pipet yaptık. Pipetimiz burada. Sonra evet. Motoru aldık, bağladık hocam. Sonra buradan dönmeye başladı. Hem buradan tutuluyor. Buradan böyle eğer böyle yapsaydı. Bir dakika, tam görünmüyor. Sıkışma görünürdü. Buradan yaparsak çok sıkışma görünürdü. Arkadaşımınki de öyle sıkışma görünüyor. Bakayım bir, seninkisi nasıl? Hocam çok küçük olduğu için tekerlek orada sıkışıp çıkabiliyor. Ha, tamam. Ama bizimki uzun bir çubuk aldık. Motoru buradan bağladık. Ve çalışması da rahat oldu. Hı hı. Böyle de peki bir şey soracağım. Sıkışma ne oldu? Peki ilk yaptığınız hemen böyle başarılı mı oldu? Yoksa birkaç tane tasarım yaptınız mı? Hocam ilk yaptığımızda olmamıştı. Evet, ilk yaptığımızda ben söylemiştim. Biz de bir saniye. Hocam dediğim gibi burada sıkışma olduğu için biz bunu Elif'in dediği gibi sıkışma olmuş, o zaman anladık. Hocam başka bir yönde buraya bağlayınca sıkışma olmadı. Biz sadece bir kere yanlışımız oldu. Bir tane tasarım yaptık, o kadar. Bir tane yaptın, sonra evet. Hemen düzelttiniz. Evet hocam, anlayabildik. Hemen anladınız. Peki oğlum, iş bölümünüz nasıl yaptınız? Kaç kişilik bir grubunuz var? Hocam bir yedi kişi. Efendim? 7 kişi. 7 kişisiniz. Tamam. Evet. İbrahim yok bugün. Peki bu 7 kişi bu arabanızı yaparken nasıl sorumlulukları aldı? Hocam ben esrafen kapakları deldi. Hocam ben de arkadaşım da bu kabloları şey yapmaya çalıştık. Hayır. En baştan başlıyoruz. Tamam mıdır? Ya ben size... İşte çocuklar bugün güneş enerjili araba yapacağız ya da
İşte farklı güç kaynaklarından çalışabilecek araçlar da tasarlayabiliriz. Bunu söylediğim andan itibaren, en baştan itibaren neler yaptınız? En baştan itibaren ilk önce ben dedim ki üstü açık böyle olsun ki şeyleri görebilelim. Yani kabloları nasıl bağlayacağımızı. İlk önce bir aracın tasarımını mı yaptınız? Evet. Aracın tasarımını yaptık. Sonra bu tekerleri koyduk, pipeti koyduk. Ondan sonra bunu buraya bağlamıştık. Orada peki bir dakika. Şimdi bunları yapmanız gerektiğini doğuştan bilmiyordunuz değil mi? Evet. Peki nereden öğrendiniz? Ben en baştan derken mesela kim öğrendi? Birbirinizi nasıl paylaştınız? Hocam birbirinizi ben yaptım. Ben gittim söyledim arkadaşlarıma. Yani şuradaki pil bunları nasıl bağlayabileceğimizi. Birkaç böyle model resimlere baktım. Model resimlerinize baktınız. İlk önce taslağını çizdik. Evet, taslağını çizdik. İlk önce kendi fikrinizi mi ortaya koydunuz? Evet. Peki ilk çıkan fikriniz neydi? İlk hocam arabanın fikrimiz imkansızı öne sürdürmekte. Biz böyle koltuk falan yapacağız dedik, yapamadık onları. Böyle yaptık. Tamam, sanki Enes bir şey söyleyecek. Evet Enes. Hocam ilk yaptığımızda hocam bu büyük değildi hocam, küçüktü hocam. İçine fazla koyacak şey yoktu hocam. O yüzden hocam reçelik zorlandık hocam. Biraz daha büyükten yaptık hocam. Peki, bir son soru daha soracağım. Sonra arkadaşlarınız sizi soracak. Araştırırken hangi kaynaklardan yararlandınız? Mesela nereden baktınız? Kimden öğrendiniz? Hocam İbrahim araştırmacıydı. Eve gidince araştırmış hocam böyle araba yapan çok kişi varmış. Hocam bazıları plan yapıyormuş. Bu sefer de İbrahim bize gelince buraya gelince bizle paylaştı. Biz de böyle yaptık. Tamam. Hocam şöyle olay. İlk önce bunları yaptık. İbrahim bize söylemişti. İbrahim'le beraber yaptık bunları. Ondan sonra dedik ki bu kabloları İbrahim bazen böyle pillerle çalışan arabaları görmüş ve pil almış. Pil alarak en güçlü pili bulmuş. Bundan almış. Daha hızlı gitmesi için. Küçük piller daha böyle yavaş gidiyormuş. Onları öğrendi ve bize paylaştı. Bunları yaptık hocam. Yani birazcık zamanımızı aldı yani. Bayağı zamanımızı aldı. Böyle oldu. Tasarımımız da gitmiş. Peki en çok eğlendiğiniz şey neydi? Arabaların tekerlekleri yapmak. Öyle mi? Evet. En zor şey her zaman eğlencelidir. Her zaman eğlencelidir diyorsun. Senin için oydu. Peki senin için? Hocam benim için bu kabloyu pile taktığımda hocam böyle dönüyordu ya, ilk defa yaptığım için benim için. O çok öyle güzel geldi. Çok sevinçliydi, evet. Tamam. Peki senin için?